Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 17 Ağustos 2020 günlerden pazartesi, saatlerimiz 15.49'u gösteriyor. Biliyorsunuz haftanın ilk günündeyiz. Bütün arkadaşlarıma öncelikle iyi haftalar dilerim. Ve hepinize, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün 17 Ağustos 2020 Büyük Marmara Depremi'nin 21. yıl dönümü, 17 Ağustos 1999 günü çok büyük bir felaket meydana geldi. On binlerce vatandaşımız bu depremde şehit oldu diyelim. Çünkü uykularında hiçbir şeyden haberleri yokken göçük altında kaldılar. Çok zor günler yaşadık. Ben ölenlere Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Nurlar içinde yatsınlar ve tekrar ailelerine başsağlığı diliyorum. Umarım ülkemize böyle büyük felaketler bir daha gelmez arkadaşlar. Güzel günler, mutlu günler olsun. Bunu en içten dileklerimle temenni ederim. 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü gündüz programı biliyorsunuz Bursa'da 1. ve 2. altılı ganyan şeklinde analizlerimiz olmuştu. Az evvel Şanlıurfa 1. altılı ganyan analizimi verdim. Sıra geldi Şanlıurfa 2. altılı ganyan analizime. Şanlıurfa analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan, özellikle kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar, videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın hızlı yükselişinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Ayrıca at yarışı oynayan bir arkadaşımıza kanalımızı önerirseniz, videolarımızı izletirseniz kanalımız çok hızlı bir şekilde artacaktır. Neden bu kanal 100 bin, neden bu kanal 200 bin, neden bu kanal 300 bin olmasın arkadaşlar? Eğer sizlerin desteği olursa kanalımız 100 binleri de görecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yine ayrıca videolarıma beğeni atmayı, like atmayı unutmayın ama yorum yapmayı da unutmayın sevgili yarışseverler. Ve ben Şanlıurfa 2. altılı ganyan analizime geçiyorum. Biliyorsunuz Şanlıurfa'da 9 koşuluk program vardı. 2. altılı ganyan programın 4. koşusuyla start alacak. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışı. 2. altının ilk ayağı burada. Öncelikli ismim Kalizbert temsilcisi Sıhtaha torunu 9 numara Dane Dane isimli safkan. Benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 7 numaralı Tektaşoğlu isimli safkan. Bugün Sami Kaplan idaresinde piste çıkacak. Güntay temsilcisi de özellikle son yarışında dördüncülüğünde dikkatimi çekti. Bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine Odinan temsilcisi, pardon arkadaşlar, Yakup Bey temsilcisi 13 numaralı Tumbul Emoş isimli safkan da bugün ilk 3 safkan içerisinde bulunmalı. Yine bu 3 safkan dışına çıkarsa 10 numaralı Harbici yine Emre Akkılıç idaresinde piste çıkacak. Bozok torunu Altaha temsilcisi 10 numaralı Harbici de bugün sırasıyla kuponlarda bulunması gereken isimlerden. Yine Saltukan temsilcisi Ekürü safkanlardan 3 numaralı Kızgın Ateş de benim 5. şans safkanım olacak. 3 numaralı Kızgın Ateş, 4 numaralı Muheb isimli safkanla da ekürü olarak piste çıkacak sevgili yarışseverler. Ve ben burada 11 numaralı Prenses Nala ve 15 numaralı Zozan'ın sürpriz isim olarak öneriyorum arkadaşlar. Ve altılgan ikinci ayağına geçiyorum. Altılgan ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe kum pistte koşulacak handikap 13 yarışta devam edecek. Burada da öncelikli ismim, son yarışında sizlere ısrarla verdiğim 11 numaralı Aral Bey. Özellikle son yarışında güçlü rakiplerinin yanında etkili bir yarış çıkardı. Barnato'nun torunu 11 numaralı Aral Bey bugün benim Mehmet Doğan dairesinde 1. şans vereceğim isim olacak. Yine 8 numaralı Çağanhan takibimdeki bir isim. Bugün 8 numaralı Çağanhan ekürü koşma avantajına sahip. 16 numaralı Black Legacy isimli safkanla da ekürü olarak start alacak. Benim 2. şans vereceğim isim olacak. Yine 3 numaralı Anatolian Storm, bir Anatoly yavrusu, bir Royal Abjar torunu. Bugün Menderes Avşar idaresinde ağır kilosuna rağmen etkili olacak isimlerden sevgili yarışseverler. Bu 3 safkanın dışına çıkması durumunda 5 numaralı
Kara Panter yine beğenimi kazanan bir isim. Bugün Necmi Altın İdaresi'nde 61,5 kilo sikletiyle start alacak. Bu safkan da ihmal etmeyelim arkadaşlar. Yine 9 numaralı 100 atlı, 10 numaralı Dynamite Harmony ve 6 numaralı Hol Hol şeklinde ben bu aya öneriyorum. Ve 6'dan 3. aya 4 yaşlı Arapların 1200 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 yarışı. Özellikle mesafenin uygun olduğu, mesafenin kendisine çok yarayacağını düşündüğüm safkan son yarışında rahat bir birincilik elde etmişti. Sayın İbrahim Halil Altınten'e ait Şimşeğinoğlu temsilcisi 1 numara Seyran Tepe'nin ben müsait grupta kısa mesafede bu rakiplerini rahat hakim olup geçeceğini düşünüyorum. Ve sever arkadaşlarıma 6'dan 3. anda 1 numara Seyran Tepe isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılgani'nin 4. aya programın 7. koşusu olan 4 yukarı yaşlı Arapların 1900 mesafe kum piste koşulacak handikap 14 yarışla devam edecek. Burada da 9 numaralı Tumbul Kavçin oldu. Özellikle son yarışlarında gerçekten çok aşama kaydetti. Çok beğenimi kazanan bir isim. Son yarışında Harun Altınkılıç arkadaşımız idaresinde piste çıkmıştı. Bugün ben bu rakiplerinden bir adım önde görüyorum 9 numaralı Tumbul Kavçinoğlu'nu. Yine 3 numaralı Sultan'dan bir Sultan de Faust yavrusu bir Volga 2 torunu. Özellikle son 2 koşusunun ikisini de kazanmasını bildi. Ben bugün 3 numaralı Sultan'dan da mutlak suretle kuponlarınızda bulundurmanızdan yanayım. Bu iki safkan dışına çıkarsa 5 numaralı Avcı Cuma. Yine grubun kaliteli safkanı Şimşeğinoğlu temsilcisi. Mehmet Doğan İdaresi'nde benim 3. şanslı safkanım olacak. Yine grubu kaliteli safkanı Kobak Bey temsilcisi Maghrib torunu 2 numaralı Dehibe Hanım ve 1 numaralı Çıkmaz oldu. Benim bu koşuya sırasıyla önereceğim safkanlardandır. Sevgili yarışseverler diyorum ve altılı gayenin 5. ayına geçiyorum. İkinci haftada 5. ayak 3 yaşlı Arapların 1300 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışıyla başlayacak. Arkadaşlar burada da özellikle gerçekten bu gruptan kaliteli bir safkan olduğunu koştuğu yarışlarında ispatlayan bir isim var. Kılıç Baylım temsilcisi yine Banko 3 torunu Sayın Ali Polat'a ait 8 numaralı Bedocan. Gerçekten eşkaliyle, yapısıyla bu gruptan üstün olduğunu belli eden bir safkan. Ben bugün 8 numaralı Bedocan'ın da bu grubu rahat geçmesini bekliyorum. Yarışsever arkadaşlarıma günün birinci şansı ismi olarak veriyorum. Bu safkanın kötü koşması durumunda yine 1 numaralı Buz Gibi isimli safkan. Bir Alpak temsilcisi, bir Aknesip torunu Burak Bektaş idaresinde benim ikinci şans vereceğim safkan olacak. Ve Altılgan'ın son ayağı programın 9. koşusu olan 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı 4 yarışıyla kapanacak. Burada da 4 numaralı Süreyya Hanım Kompet Suntay'ı bugün Burak Bektaş idaresinde benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim bu mesafelerde özellikle çok güzel koşan Tight End temsilcisi 3 numaralı Sihirbaz Kız'da bugün Mehmet Ali Aktürk idaresinde bu yarışta etkili olacak safkandır. Yine 1 numara Vistula takibindeki bir isim. Bugün Yağ Nesip diyelim, bakalım ne yapacak 1 numara Vistula. Yağ Nesip'in tayı 1 numara Vistula'yı da ben 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 2 numara Flat Girl özellikle 1. geldiği yarışta kendisine hayran bırakmıştı beni arkadaşlar. Bugün Mehmet Doğan idaresinde yine bu safkandan da etkili bir yarış gelebilir. Burası 4-3-1-2'nin dışına çıkarsa sevgili yarışseverler özellikle bir safkan daha önereceğim sizlere. Talipan temsilcisi Devir torunu 13 numaralı Kubat Fırtınası özellikle anne kanattı da baba kanattı da etkili bir safkan. Ben 13 numaralı Kubat Fırtınası'nın da bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Sürpriz yapmasını bekliyorum aslında. Geçmesini bekliyorum dediğim sürprize veriyorum arkadaşlar. Umarım
şanslı kalemleri buluruz. Umarım güzel bir oyun çıkarmışızdır arkadaşlar. Bunu en içten dileklerimle temenni ederim. Yine kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butona tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Ama mutlaka at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerin, videolarımızı izletin sevgili yarışseverler. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.